Abi sana bir sorum var. Bu geçtiğimiz sene bir sene içerisinde PC yenilediğim için oyun oynama fırsatım oldu. Assassin's Creed Odyssey oynadım, aşırı eğlendim. Bitirme gereğini duymadım, hikaye pek umursamadığımdan. Ardından da aynı tadı alabileceğimi düşündüğüm için Witcher 3 oynadım. Ondan da keyif alamadım, o kadar bir tek canlılık külliyatına hayran kalmıştım. Kısacası ben Witcher 3 neden övülüyor o kadar anlamış değilim. Yani çıktığı yılla çok alakası var. Witcher 3 o döneme kadar çıkmış pek çok oyunun formülünü tek potada eritmeye becermiş bir oyundu. Açık dünya, action, RPG, ana karakter bazlı hikaye anlatımı, soundtrack, kombatlarda akıcılık, çok başarılı kurulmuş bir skill set. Bunların hepsi Witcher için pek çok farklı oyunda yapılmış şeyi tek potada çok kaliteli erittiği yerlerde. Yani bunun bir kısmını GTA benzeri oyunlardan almışlardı, bir kısmını Arkham'dan almışlardı, bir kısmını herhangi bir action RPG'den almışlardı, Diablo falan gibi. Anladınız mı? Yani çıktığı yıl itibariyle Witcher ooo bir oyundu. Ama sonra Witcher tabii çok başarılı olunca Witcher bir formüle dönüştü ve herkes Witcher'ımsı oyunlar yapmaya başladı. Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Valhalla Witcher'ımsı oyunlar kategorisinde mesela bayağı ünlü oyunlar. Odyssey bence bir sürü açıdan onu iyi yaptı. Cassandra'nın seks yaptığı insanlar bir Yennefer ve Triss kadar değiller. Cassandra da açıkçası tek karakter değil. Bir de Ubisoft kadın olursa oyun satmaz mı ne koyayım? Bir de erkek koyalım falan diyerekten zorla iki karakter eklettiği için yazarlığı da hafif kalmış. Çünkü Odyssey'i yazan insanlar hem kadın hem de erkek karaktere göre hikaye yazmak zorunda kalmışlar. Bugün düşünsenize Witcher 3'te Geralt'ı hem kadın hem erkek oynayabildiğini. Yani daha az kenarları köşeleri olan bir karakter yazman gerekir haliyle. İki cinsiyete de uyabilsin sürekli her an yaşanan her şey diye. Falan filan. Yani Odyssey bence o yüzden Witcher formülünü çok iyi tekrarlayan bir oyun oldu. Görsel ve mekanik açıdan Witcher'dan daha iyi olduğu kısımlar da var tabii. Çünkü Witcher'dan sonra çıktı. Üstüne koyarak yaptılar bazı şeyleri. Haliyle Odyssey'den sonra Witcher'a girince bir de böyle fantastik kılıçlı dünyalara da aşırı meraklı değilsen sıkıcı gelmiş olabilir. Geralt kadın olsa çok. Bence Kratos da kadın olsa çok iyi olur. Sefkan Kutluk, bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl kahramanlık? Şehrin yarısı yok oldu lan diyor. Kardeşim adam kurtarmasa şehrin tümü yok olacaktı. Öyle düşün.